أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله نبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ve uktub, vaktub, yaz lena bize fi hâzihi dünya. Bu dünyada da haseneten iyilik ve fil ahireti ahirette de inna muhakkak ki biz hüdna biz yöneldik. İleyke sana kâle buyurdu ki azabı azabımı usibu isabet bihi ettiririm men eşa edilediğime ve rahmeti rahmetim ise vasiat kuşatmıştır külle her şeyin şeyi feseektubuha yazacağım lillezine yettekûne sakınanlar için yazacağım ve yu'tûne verenlere zekate zekatı vellezînehum onu وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki hum onu bi ayatine ayetlerimize yu'minune iman edenlere. Ve biz, bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Muhakkak ki biz sana yöneldik buyurdu ki azabımı dilediğime isabet ettiririm. Ve rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu sakınanlar için ve zekatı verenlere ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Yüce Allah kullarından ancak bir kısmının azaba maruz kalacaklarını, buna karşılık bütün mevcudatın dünyada varlık sahnesine çıkışlarından itibaren kendi rahmetinden pay aldıklarını ve liyakatlerine göre alacaklarını bildirmiştir. Şu halde başlangıçta rahmetten pay almayan hiçbir şey yoktur ve ancak azabı hak edenlere ilahi iradenin azaba müstahak gördüklerine rahmetin ardından azap isabet edecektir. Çünkü sonuç olarak rahmet asıl azap talidir. الذين onlar ki yettebi'une uyarlar Resul'e nebiyye
bir nebi olan ummiye ummi ellezî yecidûnehu bulacakları mektuben yazılı. Andehum yanlarındaki fit tevrati tevratta vel incili incilde ye'muruhum o onlara emreder bil ma'rufi iyili ve yenhahum yasaklar anil münkeri kötülü ve yuhillu helal yapar lehum onlara tayyibati temiz şeyleri ve yuharrimu haram kılar aleyhim onları da el habaise aleyhimul habais pis şeyleri ve yada'u sırtlarındaki anhum ısrahum yükü ve vel eğlal zincirleri indirir elleti kânet aleyhim üzerlerindeki fellezine amenu iman edenler bihi ona ve azzaruhu onu yüceltenler ve nasaruhu ona yardım edenler ve tebe'u tabi olanlar var ya وَاتَّبَعُ النُّورَ Nura tabi olanlar اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ اِنْدِرِلَنْ مَعَهُ onunla اُولَٰئِكَ işte hum onlardır الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ kurtuluşa erenler. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi bir nebi olan Resul'e uyarlar ki o onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz şeyleri onlara helal, pis olanları da haram kılar. Sırtlarındaki yükü ve üzerlerindeki zincirleri indirir, ona iman edenler, onu yüceltenler, ona yardım edenler ve onunla indirilen nura tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Bundan sonra gelecek ayette Hazreti Peygamber'in niteliği olarak kullanılan ümmi kelimesini kökü ve anlamı Mekke'de anlamı hakkında farklı görüş ileri sürülmüştür. Kullanılan kökü yani ümmi kelimesinin kökü ve anlamı hakkında 3 görüş ileri sürülmüştür. A. Ümmül Kura Mekke ismine nispetle Mekkeli anlamında. B. Ümmet, millet kelimesine nispetle Arap milletinden, çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bir topluma mensup anlamında. C. Anne kelimesiyle nispetle annesinden doğduğu gibi okuma yazmayı bilmeyen anlamında. Kul de ki ya eyyühennas, ey insanlar, inni kuşkusuz ben Resulun Resulüyüm. Kimin Resulü? Allah-ı Allah'ın ileykum gönderdiği cemiyen hepinize. Ellezî lehu onundur, ellezî lehu onundur, yalnız onundur mülkün mülkü semavati göklerin vel ardi yerin. La yoktur ilahe illa başka huve ondan. Yuhyi dirilten odur ve yumit ve öldüren fe aminu o halde iman edin ki billahi Allah'a ve resulihi resulüne nebiyye nebi olan ummiye ummiyi ummi olan ellezî o da yu'minu iman etmektedir billahi Allah'a ve kelimatihi onun kelamına vettebe'uhu ona uyun ki leallekum eresiniz tehtedun hidayete erersiniz. De ki ey insanlar kuşkusuz ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren O'dur. O halde Allah'a ve ümmi nebi olan Resul'e iman edin ki O da Allah'a ve O'nun kelamına iman etmektedir. O'na uyun ki hidayete eresiniz. Bu ayet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin yalnız Arapları değil, bütün insanları kapsadığını gösteren en kesin delillerindendir. Bu husus Sebe Suresinin 28 ayetinde de benzer bir uslupla bildirilmiştir. Ayetin Mekke'de inmiş olması Hazreti Peygamber'in daha o zaman böyle bir evrensel risaletle şereflendirilmiş olduğu hususunda bilgilendirildiğini göstermektedir.
Ve min kavmi kavminden Musa, Musa'nın ümmetün bir ümmet vardır ki yehdûne ileten bil hakkı hakka. Ve bihi ve onunla ya'dilûne adil davranan. Ve Musa'nın kavminde hakka ileten ve onunla adil davranan bir topluluk vardır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.